Anadolu'da John Garstang'in Ayak İzleri sergisi, Anamet Salonu, fotoğraf albümüm. İngiliz arkeolog Profesör John Garstang'in Türkiye ve Yakın Doğu'daki arkeolojik çalışmalarının uluslararası katkılarını anlatmayı amaçlamaktadır bu sergi. Garstang, arkeolojik kayıtların doğruluğu için fotoğraf sanatının kullanılmasını ilk savunanlardan biridir. Garstang'in Anadolu ve Kuzey Suriye yüzey araştırmasındaki çektiği fotoğraflar sayesinde ilk kez eski Hitit İmparatorluğu'nun büyüklüğü tespit edilmiştir. Türkiye'de 1907 yılında yaptığı Anadolu yüzey araştırması sırasında çektiği fotoğraflar bu serginin temelini oluşturuyor. Aynı zamanda ziyaret ettiği yerleşimlerdeki diğer arkeolojik eserleri de fotoğraflayarak kapsamlı bir arşiv oluşturmuştur. Bu fotoğraflar geç Osmanlı dönemine ait arkeolojik kazı alanları, peyzaj ve insanların eşsiz birer kaydıdır. Fotoğraflar aynı zamanda Garstang tarafından Britanyalı sponsorlara finansal katkılarının nasıl değerlendirildiğini göstermek için kullanılmıştır. Onları hoşnut etmek için açık bir şekilde İngiliz tarzda giyim ve davranışları gösteren fotoğraflar çekmiştir. Sergideki fotoğraflar Garstang'in 1907 yılında yaptığı Anadolu yolculuğundan 1956'da vefatına kadar geçen zaman diliminde tematik olarak kurgulanmıştır. Liverpool Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan bu projede yer alan fotoğrafların birçoğu 100 yıldan bu yana ilk defa bir sergide yer almaktadır. Ve bu değerli arşive ait fotoğrafları bu albümde, bu videoda göreceksiniz. Liverpool Üniversitesi John Garstang arşivi ile ilgili kısa bilgiler vermek gerekirse, Britanya İmparatorluğu'nun ekonomik ve sanayi merkezi Liverpool'da arkeoloji profesörü olan Garstang'in olağanüstü teknolojik ve finansal kaynaklara erişimi vardı. Fotoğrafları varlıklı sanayici sponsorlarına katkılarının nasıl harcandığını gösterir nitelikteydi. Finansal kayıtlardaki en büyük kalemler olan ulaşım araçları, atlar ve işçiler bu nedenle fotoğrafların çoğunda görülebilir. Garstang fotoğraflarını biraz da bu yabancı topraklarda Britanya İmparatorluğu'nun sembollerini göstererek sponsorlarını memnun etmek için kullanmıştır. Öte yandan kendisi birçok karede yöre insanlarıyla dengi insanlar gibi konuşurken görülür. Arşive bir bütün olarak bakıldığında Garstang'in bazı kompozisyonlarda Britanya'nın emperyal üstünlüğünü bilinçli bir şekilde kurguladığı görülebilir. Pratikte ise Türk devleti ve insanıyla karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkisi olmuştur. Bunda Hitit kültürüne karşı hissettiği tutku, yerel dillere ve geleneklere hakimiyetiyle Türkiye'ye duyduğu büyük sevginin etkisi vardır. Liverpool Üniversitesi, Garstang'in binlerce cam plaka fotoğraf negatifini 5 yıl boyunca sistematik bir şekilde dijitalleştirip katalogluyarak bir dijital suret arşivi oluşturdu. Bu arşiv, geç Osmanlı döneminde Türkiye ve Kuzey Suriye'deki kaybolmuş anıtları ve yaşam tarzlarını çalışan arkeolog ve antropologlar için birincil bir araştırma kaynağı hizmeti görecektir. Bu arşivdeki fotoğrafların çoğu 100 yılı aşkın bir süreden sonra yine ilk defa gün ışığına çıkmıştır.